Haber Yorum İstanbul'dan devam ediyor. Son bölümdeyiz Haber Yorum'da. Bugün 10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et Günü. Bir telefon bağlantımız var hattımızın diğer ucunda. Türk Toraks Derneği Başkanı ve GARD Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Arzu Yorgancıoğlu bizlerle. Sayın Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk, teşekkür ederim. Hayat nefesle başlar sloganıyla hareket ediyor. Türk Toraks Derneği nefes almamızı güçlendiren hastalıklarla mücadele etmeyi amaçlıyor. Neden önemli hareket etmek bu kadar? Önce buradan başlayalım isterseniz. Evet, derneğimizin sloganı böyle gerçekten. Hayat nefesle başlar diyoruz. O nedenle nefesimizin iyi olması için de çaba göstermemiz gerekiyor. Bizim pek çok hastalıklarımız nefes darlığı yapabiliyor. Kişinin nefes almasını bozabiliyor. Bunların başında işte astım gibi, müzmin bronşit gibi, KOAH gibi hastalıklarımız var. Bunların pek çoğu önlenebilir hastalıklar, tedavi edilebilir hastalıklar. Böyle olduğu için de biz bir farkındalığı arttırmak, erken tanı koymak, erken tedaviye başlamak ve insanlarımızın daha rahat nefes almasını sağlamak istiyoruz. Evet. Biraz da Türk Toraks Derneği'ni tanıyalım mı sizden? Tabii. Türk Toraks Derneği göğüs hastalıkları uzmanlarının mesleki uzmanlık derneğidir. Türkiye'deki en büyük uzmanlık derneklerinden biridir. Yaklaşık 4800 üyemiz var. Hı hı. 18 tane çalışma grubumuz var. Yani 18 ayrı hastalık demek bu. Bu hastalıkların çok özel çalışan uzmanlarımız var. Ve Türkiye'de 15 tane de şubemiz var. Bu şubelerimize bağlı il temsilciliklerimizde 81 ilimizde de Türk Toraks Derneği'nin bir il temsilcisi var. Yani bir siyasi parti. Oldukça kurumsal bir dernek. Örgütlenmemiz var. Evet. Şimdi, dünyada da çok önemli işbirliklerimiz olan bir derneğiz. Evet. Az önce bahsettiniz nefes almayı zorlaştıran hastalıklardan. Astım en çok bilinenlerinden bir tanesi. Geçen evet. hafta astımla mücadele günü etkinlikleri de vardı. Nasıl bir hastalıktır evet. astım? Bildiğimiz kadarıyla çeşitleri de var. Evet. Şimdi astım günümüzü biz 3 Mayıs'ta yani bütün dünyayla birlikte her yıl Mayıs ayının ilk salı günü tüm dünyada etkinlikler yapılıyor. Astım hava yollarının yani bronşlarımızın büyük hava yollarımızın bir hastalığı. Burada mikrobik olmayan bir iltihaplanma söz konusu. Bazı genetik yatkınlık var ve bazı çevresel etkilenme faktörleri var. Hani kişi astıma duyarlı olarak, yatkın olarak doğuyor. Aileden böyle bir alerjik yükle geliyor alerjik astımda. Bir takım da çevresel maruziyetlerle karşılaştığı zaman hastalık gerek çocukluk döneminde karşımıza çıkabiliyor. Bazen çocukluk döneminde belirti vermiyor, erişkin döneminde karşımıza çıkabiliyor. Böyle seyreden nöbetlerle geliyor. Yani hastanın normal yaşantısını sürdürebildiği dönemleri de var. Ama bazen özellikle mesela şimdi bahar aylarında polenler olabilir, sigara olabilir, bir takım ev içerisindeki ev tozları olabilir, işte kedi köpek tüyleri olabilir. Bazı hastalar için tetikleyiciler var. Bu tetikleyicilerle karşılaştıkları zaman krize giriyorlar, astım krizine giriyorlar. Nefesleri daralıyor, öksürüyorlar, tıkanıyorlar, hırıltılar, fışıltılar oluyor. Bizim işte bunlar için hem farkındalık yaratmaya çalışıyoruz bu risk faktörlerinden kaçınılması için. Ayrıca da ilaç tedavisini hastalarımıza öneriyoruz. Peki korunmak ne kadar mümkün astımdan? Korunmak şöyle mümkün. Astımlı bir kişi eğer bir takım etkenleri kendisini krize sokacak bir takım etkenlerin farkındaysa bunlardan uzak kalır. Ve koruyucu tedavi dediğiniz bir tedavimiz var bizim. Aynı şeker hastasının her gün şeker ilacını alması, insülinini yapması gibi. Tansiyon hastasının her gün tansiyon hapını alması gibi. Astımlı hastanın da her gün sıkacağı sprey gibi bizim inhaler ilaçlarımız var. Kişi bu ilaçları düzenli kullanırsa o tetikleyiciyle karşılaşsa bile hasta krize girmiyor. Ya da çok hafif olarak geçiriyor. O nedenle biz bunu çok vurguluyoruz hastalarımıza. Hekimlerinizle çok iyi işbirliği yapın. Bu koruyucu, önleyici tedavinizi kullanın ki hastalığınız kontrol altında olsun. Ve şu mesajı çok vermek istiyoruz ki astımlı bir kişi tamamen normal bir hayat sürebilir. Evet. Her mesleği yapabilir, her sporu yapabilir. Sadece korunması gerekiyor bu tür tetikleyiciler. Korunması ve koruyucu tedavisi evet. kullanması gerekiyor. Peki tedavilerde gelinen son aşama nedir astımla mücadelede? Şimdi çok güzel değişik insanlar kişiye özgü hatta biz buna terzi işi diyoruz fabrikasyon değil kişiye özgü tedaviler geliştirilmekte.
Onların endikasyonu olduğu kullanılacağı küçük hasta grupları, yani artık ağır astımlılar, zor astımlılar, bizim elimizde var olan ilaçlarla kontrol altına alamadığımız küçük bir grup için bu. Ama biz hastalarımızın %90'ını şu an var olan elimizdeki ilaçlarla tedavi edebiliyoruz. Ama tedavide zorlandığımız bazı değişik özellikler gösteren astım grupları var. Bunlar için de terzi işi dediğimiz biyolojik ajanlarla hedefe yönelik tedaviler gelişmekte. Yurt dışında bunlar kullanılmaya başlandı. Yaklaşık bir yıla kadar da bizim ülkemizde yeni ajanlar gelecek. Bugün hala hazırda bir tanesi var. Bunu biz de kullanıyoruz. Yaklaşık bir 10 yıldır kullanıyoruz Türkiye'de. Dediğim gibi güzel ilaçlar var ama doğru hastaya doğru ilacı vermek gerekiyor. En önemli ayrıntı da bu herhalde olsa gerek. Evet. Şimdi bugün evet. Sağlık için hareket günü. Bu bağlamda neler söylersiniz? Bu bağlamda astımla da bağlayacak olursam ki biz bütün hastalarımızı egzersize, harekete teşvik ediyoruz. Hatta işte o KOAH'lı dediğimiz çok daha ağır grup olan bir hastamız var. Onları bile mutlaka sokağa çıkın, yürüyün diyoruz. Bu nedenle de solunum rehabilitasyonları yaptırıyoruz bu hastalarımıza. Egzersiz bizim için çok önemli. Hani eve kapanıp oturmalarını değil, sokağa çıkıp yürümelerini ve bu egzersiz programlarını yürütmelerini istiyoruz. Korkmasınlar hareket etmekten. Hele hele astımlılar için biz spor dahi yaptırıyoruz. Ve en güzel spor da şimdi önümüz yaz, yüzme. Astımlar için en tercih ettiğimiz denizde yüzme. Yani fazla efor sarf etmek sanıldığı gibi kötü bir etki yapmaz değil mi astım hastalarında? Tabii ki aşırıdan bahsetmiyorum ama belli bir efor düzeyini çok fazla zorlamayacak şekilde aktiviteyi yapması lazım. Yani günlük mantıklı yürüyüşler ve yüzme bizim çok önerdiğimiz aktiviteler oluyor. Peki bunun belli bir saati, ayrıntısı ve şekli olarak yani günlük yarım saat yeterli olabilir mi? Yeterlidir. Zaten yarım saatin üstüne çıkmalarını istemiyoruz. Bazı hastalarımızda 10 dakika, 15 dakika, 20 ile de kısıtlıyoruz. Yani şöyle zorlamasınlar kendilerini. Evet. Düz yol bir kere, yokuş olmasın. Düz yolda baktılar, yoruldular, dursunlar, dinlensinler. Ama her gün düzenli olarak o 15 dakikayı mutlaka yapsınlar. Yani kişiye özel bir spor da yine burada devreye giriyor herhalde. Herkese tabii aynı reçeteyi vermiyoruz değil mi? Veremiyoruz. Evet. Evet. Çok teşekkürler Sayın Hocam konuğumuz olduğunuz için. Ben teşekkür ederim Mehmet Bey. İyi çalışmalar, saygılar sunuyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Saatlerimiz 12.53'ü gösteriyor. Konuğumuz telefon attığımızda Türk Toraks Derneği Başkanı ve GARD Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Arzu Yorgancıoğlu bizlerle birlikteydi. Ankara gündemiyle başladık bugün haber yoruma. Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları, Akşam Gazetesi Başbakanlık ve Parlamento muhabiri Hakkı Kurban'dan dinledik. Ardından dosya bölümünde bugün 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü'ydü. Uzman psikolog Sayın Banu Dilice konuğumuz oldu stüdyomuzda. Aile içi iletişim, çocuk eğitimi konusunda önemli bilgiler paylaştı bizlerle. Ve yarın aynı saatte yine burada olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Programı hazırlayan Uğur Pirpir, teknik yönetmenimiz Nihat Tuna, mikrofonda ben Mehmet Çelik Yay. Hoşça kalın.